1, 2, 3, 4, 5 derken her Türkiye'ye gidişimde motorun önüne rakam koymaya başladım. 19 defa Türkiye, İngiltere arasını geçtim. Ben Osman Gülsoy. 20 Eylül 1935 senesinde Türkiye'nin kuzeyinde Ordu'da dünyaya geldim. 7 nüfuslu ailenin ikinci çocuğuyum. Çocukluğum doğup büyüdüğümüz 200 senelik evde geçti. Okul çağına gelince rahmetli babam elimden tutarak beni 1 saat uzaklıktaki okula götürerek kayıt ettirdi. Ve ben aynı okula 5 sene devam ettim. Bu arada amcamın oğlu beni yanına çağırarak dedi ki, yeğen sen okumaya çok meraklısın. Ben bir yerde İngilizce, Türkçe bir kitap gördüm. Bunu alayım sana da sen İngilizce öğren dedi. Çok hoşuma gitti. Sevincimden göklere uçtum. Ve bu kitabı aldı bana getirdi. 1946 senesinde okuldan çıkınca bir müddet inekler otlattım ve bakırcılık öğrenmek için bir ustanın yanında bakırcı çıraklığına başladım. Ustamın bir motoru vardı, BSA bir motoru. Ona merak salmıştım. Bulduğum her 5 dakikayı, 2 dakikayı onun yanında severek, okşayarak geçirirdim. Ve öyle gün geldi ki bu motor benim benliğime oturdu. Buna sahip olmak için neler vermezdim, neler yapmazdım. Kendilerinden başkasını oturtturmuyorlardı üstüne. Ben de aşık olmuştum sanki ona, illa oturacağım diye. Bana şaka dahi olsa beni fazla çalıştırıp gezdireceğim diye söz verir ama sözünü tutmazdı. Motorun üzerinde sadece yolcu olarak 1 veya 2 defa bulunabildim. Askerliğime kadar yine bakıcılıkta devam ettim. Askerlik günüm geldi. Çağrıldım askere. Denizli'ye acemi er olarak eğitime gittim. Denizli'de eğitimim ne kadar sürdü hatırlamıyorum. Ondan sonra dağıtım yeri olarak İzmir Gaziemir'e gittim. Her boş dakikamı İngilizceyi ilerletmek için çalıştım. Hatta ve hatta bölük kumandanından izin alarak İngilizce 3 ay İngilizce kursuna gittim Türk Amerikan Derneği'nde. Askerlikten terhis olduktan sonra tekrar bir müddet bakırcılığa devam ettim. O bana motoru vermeyen ustam, sen harcanıyorsun bu dükkanda. Sana burada hayat yok. Ben seni İstanbul'a götüreyim. İstanbul'da bir iş bulalım sana. Orada devam et hayata dedi. Ve ona uyarak ben onunla beraber İstanbul'a gittim. İstanbul'a gittim. 1 ay orada senin burada benim dolaştım. Münasip bir iş bulamadım. Otobüse bindim. Yalova'ya indim. Havaalanından. Bir bina gördüm. Üzerinde bir levha var. Amerikan Ev İşlerine Bakan Ofis, yazıhane. Altında da bir elektrikçi dükkanı var. Elektrikçi dükkanına selam verdim. Müsaade istedim bir şey sormak için. Sor dedi. Dedim, bunlar ne iş yapıyor burada? Neden soruyorsun diye sordu bana. İş mi arıyorsun dedi. Evet, iş arıyorum dedim. Sen Gürcü müsün dedi. Değilim, hanımım Gürcü dedim. Bir güldü. Otur şuraya dedi, oturdum. 3 gün sonra bana Amerikalıların yanında iş buldu. Ve ben işe başladım. İşe başladım garson olarak. Hayat değişmeye başladı. Her gün beni bir Amerikalı bir şey götürüyor. Akşama geri getiriyor. İngilizce bilen olmadığı için beni baş üstünde tutuyorlar. Bir tanesi bu akşam bana gel diye ısrar etti.
Amerikalı. İsmini unuttum tabii. Geçmişti bu kadar zaman. Kalktım gittim Amerikalı'nın yanına. Hoş geldin, beş geldin. Senin bisikletin var mı dedi bana. Yok dedim. Kimde var bisiklet ki bende olsun. Çünkü bisiklet pahalı. Benim bisikletim yok dedim. Ben sana dedi bir bisiklet vereceğim. Bunu gümrükçüler listeye yazmamışlar. Ben sana bir bisiklet vereceğim. Kullandıkça beni hatırlarsın. Sevincimden uçuyorum. Bisikletim var. Balon lastikli. Verdi bana bisikleti. Bisikletin önünde amortisör var. Amortisör gayet güzel. Yepyeni bisiklet. Onu aldım ben. Onunla epey dolaştım. Olur mu olur dedim. Bir motor taktım ben. Üç vitesli küçücük bir motor. Ve bu motorla Yalova'dan kalkıp Kuşadası'na kadar gittim. Bu 4,5 sene devam etti Amerikalıların yanında. Yıl 66'ydı. İşten çıkarıldım ben. Beraber çalıştığımız bir arkadaş vardı. O da barmendi. Bir gün vapurda bu çocuğa rastladım. Kucaklaştık, öpüştük. Ne iş yapıyorsun dedi bana. Dedim boştayım, bir şey yapmıyorum ben. İngiltere'ye gitmek ister misin dedi. Gitmek isterim dedim. Uçarak giderim ama nasıl giderim? İngiltere'ye gitmek kolay değil. Nasıl iş bulacağım, nasıl edeceğim? Senin İngilizcen var dedi. Ben sana bir adres vereceğim. Sen bu adrese mektup yaz, gerekeni yap. O işi bulacaksın sen dedi bana. Dediğini yaptım. İngiltere'ye bir mektup yazdım. Benden bonservis istediler. Çalıştığım yere gittim. Bir bonservis aldım. Koydum postaya, gönderdim. Bir ay falandı galiba aradan geçen zaman. İngiltere'ye gitme biletim, iş müsaadem, oturma müsaadem hepsi yapılmış olarak bana geldi. ...66'nın sonlarında Sirkeci'den trene bindim. 3 gün süren yolculuktan sonra Londra'ya vardım. Londra gideceğim, çalışacağım otel Londra'dan 400 kilometre uzaklıkta... ...deniz kenarında küçücük bir kasabaydı. Tregena isminde bir oteldi. Tregena'da bana 2 gün izin verdiler dinlen. Dinlendikten sonra garson olarak işe başladım. Boş vakit çoktu. Bir müddet şeye alışamadım. Oradaki yaşama alışamadım. Bir motorcu dükkanı buldum. Yine kendimi takdim ettim. Ben Türkiye'liyim. Filancı otelde çalışıyorum. Boş zamanlarımı değerlendirmek için bir motor arıyorum. Vespa motoru. Var mı öyle bir şey? Yok, bu an için yok. Ama ben sana bulacağım dedi. Sen nerelisin? Ben Türkiye'liyim dedim. Otur şuraya dedi bana. Hemen çayımı kahvemi verdi. Böylece bir arkadaşlık doğdu aramızda. Her boş vakit bulduğumda yanına gittim. Ve gün geldi, işte dedi ben sana motoru buldum. İkinci el bir Vespa buldu. Hemen onu güzel bir elden geçirdim. Oh, benden mutlu kimse yok. Biniyorum, dolaşıyorum, ediyorum. Fakat şeyin yabancılığı... Hayatın yabancılığı geçmiyor. Hanımı da yanıma almaya karar verdim. Müracaat ettim. Aynı bana yaptıklarını ona yaptılar. Hanımım geldi. Hanımımla beraber başladık işe. Motorla o da senin, bu da senin, o da senin, bu da benim dolaşmaya başladık. Ve günler geçti geçti. Bir sene sonra motorla Türkiye'ye gitmeye karar verdim. Hazırlıklarımız bitti. Paris'e kadar motoru trene koydum. Hanımla beraber gittik. Paris'te hanımı yerleştirdim trene. O trenle devam etti. Ben ya bismillah deyip herkes yapıyor ben niye yapamıyorum diye düştüm yollara. Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Almanya, Danimarka, İsveç, Norveç. Avrupa'nın çoğunu gezdim. 8500 kilometre yaparak sağ salim
İstanbul'a vardım. İstanbul'da bu motoru o günlerde altın gibiydi onlar. Müşterisi çok çıktı, sattım. Hanımı bir müddet için bıraktım ve ben tekrar İngiltere'ye döndüm. İngiltere'ye döndükten sonra yeni motorum geldi ve ben yeni bir fikir ürettim. Bundan sonra her Türkiye'ye gidiş gelişi yeni motorla yapmaya karar verdim. Yeni motorumu hazırladım. Üzerine radyo, stereo, ne varsa kaskın içinde konuşma sistemi, bunları yaptım ve yola çıktım. Bu ikinci Avrupa, ikinci defa Avrupa'ya geçecektim. Geri gelirken de hanımımı da getirecektim. Giderken bir rota çizdim kendime. Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan rotası çizdim. Gittim, Yalova'ya sağ salim vardım. Bir müddet hazırlıklarla uğraştık. İlk defa hanımımı arkama aldım. Yugoslavya üzerinden yine herkes yapıyor bunu, ben niye yapamıyorum? Yugoslavya Adriyatik sahilinden sağ salim Londra'ya vardık. Sene 1974. Hazırlandım yine Türkiye'ye gitmek için, can atıyorum. Fakat Almanya'da bir yeğenim var. Benden beraber gelmek istedi. O zaman karar verdim. Norveç, İsveç, Danimarka. Buraları gezelim dedim beraberce. Hazırlık yaptık, ona göre çıktık yola. Yola Danimarka'da mektuplaştığım bir hanım vardı. Onu bulduk. Oturduk, sohbet ettik. Eski günleri yad ettik. Devam ettik. İsveç'e geçtik. İsveç'te Norveç'e gitmek için yolu bulduk. Gittik. Bir yerde dinlenme yeri çıktı karşımıza. Çaydanlığımıza su doldurduk, sıcak su. Çay yapacağız, çay içeceğiz. Bir müddet daha gittikten sonra gayet güzel, manzaralı bir yere rastladık. Orada oturup kahvaltı yapmayı kararlaştırdık. Gittik, motorun üzerinden indik, aldık öteberiyi. Yeğenim çayı hazırlamaya başladı. Her geçen araba eliyle bir şeyler işaret ediyor. Uzaktan uzaktan bir helikopter sesi gelmeye başladı. Gittikçe ses yükseldi. Helikopter bizi rahatsız etmeyi düşündü herhalde ki adam. 20 metre ya var ya yok. Aramızda helikopterle. Adam helikopteri indirdi aşağı. Yürüye yürüye başladı bize doğru gelmeye. Bir şey dikkatimi çekti ilk önce, silahı. Silah var elinde. Can you speak English? Can you speak English? Dedi. I speak English very well. What about you? Ben İngilizceyi çok iyi bilirim. Senden ne haber? Bir elini beline koydu, bir elini havada zikzaklar çiziyor. Get up, get up. This is not a place to drink tea. Ben şaşırdım tabii. Bir eli belinde, bir eli dediğim gibi işaret yapıyor. Kalktık mecburen, çayı döktük. Ondan sonra bu öteberiyi hazırlamanın sonu, tam sonu geliyordu ki. Yani toparlanmamız lazım gelen şeylerin hepsini topladık. Bu yanımızdan ayrıldı, gitti, oturdu kontrol yerine, helikopteri kaldırdı. Biz oradan motoru yükleyip kalkıncaya kadar tepemizde durdu adam. Bir, iki, üç, dört, beş derken bu rakam her Türkiye'ye gidişimde motorun önüne London, İstanbul 8, 5, 4, 3 sırasına göre rakam koymaya başladım. Ve bu rakam günün birinde 19'a çıktı. 19 defa Türkiye, İngiltere arasını geçtim. Londra sokaklarında bir gün geziyorum. Bir de baktım kilometre 100 bine yaklaşmış. Yeni bir kilometre saati aldım yanıma. Yanıma motorun gözünde bıraktım onu. Tenha bir yer bulup kilometre saatini
olduğu gibi sökmek ve yenisini takarken bir selam durmak geçiyordu içimden. Üç, iki mil mi, bir mil mi kala bitmesine indim aşağı. Motoru bir elimle tuttum, bir elimle asker selamı 99.999'a gelince çıkardım, öperek cebime koydum ve yenisini taktım. Saat hala duruyor. 8 ton yakıt, 350 kilo yağ, benzine karıştırılan yağ, 3000 saat motor sürmüşüm. Avrupa kıtasında gitmedik bir yer, Arnavutluk'la Finlandiya kalmış. Bir gün düşündüm, taşındım. Avrupa'da gidecek yer kalmadığı için Amerika'ya gitmeye karar verdim. Ama Amerika'ya gitmek demek, bakkala gitmek demek değildi. Zorlukları vardı. Hanımımla konuştum. Allah razı olsun itiraz etmedi. Ve ben tüm hazırlıklarımı yaptım. Bir arkadaşım minibüsüyle götürdüm. Orada kargoya teslim ettim. 3-4 gün geçtikten sonra da New York'a telefon edip motorumun oraya varıp varmadığını öğrendim. Orada olduğunu söylediler. Bir sabah küçücük çantamı, motor kaskım kolumda tren istasyonuna bindim, gittim. Gatwick'ten kalkıyor Amerikan uçakları. 5,5 saatlik yolculuktan sonra New York'a vardık. New York'a varınca hemen kargoya gittim, motorumu çıkarmak istedim. Motoru çıkardık. Tekerinde hava yok, aküsünde su yok. Onları tamamlamak için bir kamyona çağırdı. Kamyonete koyduk bunları, gittik biz benzinciye. Gerekeni yaptık hepsini. Yükledim ben bu motoru. Teşekkür, tekrar tekrar hepsine tek tek ellerini sıktım. Çıktım yola. Miami'den çıktım. Arizona çölüne doğru gitmeye başladım. Sıcak dayanılmaz idi, gittikçe de dayanılmaz hale geliyordu. Bir şehrin içine geldim. Şehrin içine gelince minareden uzun saat kuleleri var. Ben saat kulesi zannettim. Bir tanesi sıcaklığı gösteriyor, bir tanesi rutubeti gösteriyor. Rutubet 98, sıcaklık 53 derece. Yolun ortasında bir yaşlı bir adam arabanın içinde oturmuş, solgun gözlerle sağa sola bakıyordu. Adama İngilizce biliyor musun diye işaret ettim. Hayır hayır, no no dedi. Ben İngilizce bilmiyorum. Kaput kaput dedi. Araba kaput dedi. Aç dedim, önünü aç, elimle işaret ederek. Arabanın önünü açtı. Bir baktım ki platin sıcaktan, motor sıcaklığından erimiş, birbirine kaynamış. Bende her şey vardı. Zımpara var, E var. Ben onu söktüm, dağıttım, yaptım. Bas bakayım dedim adama. Bir bastı araba. 8 silindir mi, kaç silindir araba. Arabayı çalıştırdım. Yüzü gülmeyen, ağlamaklı olan Meksikalı bir Apache dansına başladı. Ben dertlerimi unuttum ve mutluluk duydum ondan dolayı. Bir baktım benim lastik patlamış, 8. defa. Jantı sökmeye kalktım, jant ateş. Ateş tutulmuyor. Mecburen saatlerce bekledim orada onun soğumasını. Onu yaptım, düştüm yola, sağ solu seyrederek, o güzel manzaraları seyrederek yoluma devam ediyorum. Bir de baktım, bir kız, bir oğlan yolda durmuşlar, bir elinde odun var, çırıl çırpı var. Odun yakacaklar, ateş yakacaklar zannettim ben. Hayrola dedim Amerikalı, kibritin var mı dedi. Kibritin var mı dedi, yok dedim. Ne yapacaksın kibriti? Çay yapacağım, kahve yapacağız, pişireceğiz burada dedi bana. Aradım aradım,
30-40 santimlik bir kablo buldum. Aküyü kısa devre yaparak ben bunların ateşini yaktım. Ve onların birbirine sarılışını, kucaklaşışını, sevincini paylaştım onlarla beraber. Ve yoluma devam ettim. Golden Gate Köprüsü'nü geçtikten sonra iki türlü yol var. Bir tanesi Pasifik'i takip eden, bir tanesi de otoyol. Ben Pasifik takip eden fazla daha iyi yerler gördüm diye oradan gitmeye başladım. Kanada hududuna çok yaklaşmıştım. Rahat rahat giderken, zevkle sağa solu seyrederken giderken birdenbire motorumun vites kolu kırıldı. Üzüldüm, motoru yan yatırdım, kontrol ettim. Şanzımandaysa işim bitik. Bir baktım, talih yardım etti. Şanzımanda bir şey yok. Sadece kolu kırılmış. Sabah kalkınca ilk olarak kolu söktüm, aldım elime. Dolaştım. Bir dükkan buldum açık, Alman. Adam onu kaynattı. Küçük bir kavanoza kres yağı koydu, sana lazım olur diye. Para teklif ettim adama, hayır dedi. Ayıp dedi, olmaz dedi. Ben bir Almanım dedi. Kanada hududu göründü. Kanada'ya girdik. 50 metre, 100 metre ileride Information Center var. Oraya gittim, orada soğuk bir şey ikram ediyorlar. Harita marita istiyorsan onu alıyorlar. Onlara baktım, biraz bilgi aldım yollar hakkında falan. Dışarı çıktım, iki eli cebinde genç bir çocuk motora bakıyor. Motora bakıyor, yaklaştım yanına. Nereye gidiyorsun dedi bana. Montreal'a gideceğim. Hiç zahmet etme dedi. Hiç. Ne demek dedim zahmet etme. Burada dedi öyle yokuşlar var ki bu motor dedi çıkmaz. Bu motor gitmez. Onun için diyorum dedi zahmet etme. Bir deneyeceğim dedim. Gittim. Bir, iki tane dağ. Yan yana iki tane dağ. Aynen V şeklinde. İkisinin ortasından ufak bir dere geçiyor. Motor ayağının üzerinde duran motor. Bir baktım motor geri gidiyor. Hemen koştum, yapıştım. Durdurdum motoru. Niye geri gittiğini araştırmaya baktım. Arkamı bir döndüm. Yol arkadaki yol. Evvelce görmedim, bakmadım ya. Çocuğun dediği doğru. Böyle yol. Derken İşimi bitirdim, resim çektim. İşimi bitirdim, motora gittim. Motoru şeyden çıkarmadan, vitesten çıkarmadan koluna bastım. Kol parçalandı. Kırıldı motor. Ve bu 5000 kilometrelik yolda motoru her istop ettiğimde iterek çalıştırdım. Vespa motorunun hiç beğenmediği bir şey. Fakat üstesinden geldim. Gündüzler gece oldu, geceler gündüz oldu. Acılar tatlı oldu, tatlılar acı oldu. En büyük arzum, en büyük istediğim şey Montreal levhasının önünde bir resim çekmekti. Bu serüven iyi kötü her tarafıyla 50 gün sürdü. 50. gün havaalanına döndüğümde motorun kadranına baktım. 16.000 kilometre yazmış. 16.000 kilometre. Zevkli zamanlar, acılı zamanlar, her şey tekrar gözümden geçti. Ve kargo binasına yöneldim. Oradaki bulunan 20 kişi mi, 15 kişi mi, hani giderken ümitsiz gözlerle bu adam geri gelmez diyormuş hepsi. Ben karşılarında dikilince birbiriyle beni misafir etme yarışına giriştiler. Amerika denince uçsuz bucaksız bir memleket. 53 tane eyaleti olan bir memleket. Her yerde olduğu gibi iyiler, kötüler orada da var. Güzeller, çirkinler orada da var. Düşküne yardım edenler, elinden tutup kaldıranlar orada da var. Bana yaptıkları gibi düzinelerce insan bana evini teklif etmiştir.
aç mısın diye, tok musun diye sormuştur. Bunları minnetle anladım. Amerikan tutumunu tamamlayıp Londra'ya döndüm. Londra'da hazırlıklarımızı yapıp Türkiye'ye gitmeye karar verdik. Türkiye'de Vespa'yı almaya kalktım gümrükten. Gümrükte kalacak dediler. Kaldı gümrükte, Edirne'de. Ben bir iki sefer yaptım. Gümrük Bakanlığı'na müracaat ettim. Yaptıklarımı anlattım. Sizde bir muafiyet uygulayın da mutlu olalım diye yazdım. Onun muvaffakiyet yerine bana 160 lira, 160 bin lira para ödettiler. Bunlar benim 8 yaşımda, 11 yaşımdayken bakıcı dükkanında çıraklık yaptığım günlerdeki BSA motorunu gözümün önüne getirdi. Yalvarmakla dahi dokundurmuyorlardı, bastırmıyorlardı. Çalıştırmayı bırak, içimde bir uhdeydi. Bana bu imkanları verdi. Ben adım adım ilerledim. İstediğim motoru aldım. Ve dahası okul sıralarında gıpta ile seyrettiğim duvarda asılı haritaların tümünü görmenin mutluluğunu yaşadım. Şimdi bu motor depomda duruyor. Bir 47 yaşında galiba. 47 sene daha motorculuk yapacak durumda. Ama sevgi, saygı, aşk ister. Seyahat etmek çok şey öğretir insana. Gönlünü açar, ufkunu açar. Gençler de inatçı olup olur mu olur deyip hayallerinin peşinden koşsunlar. Bu benim hayalimdi. Vazgeçmedim, inat ettim, hayalimi gerçekleştirdim. Cici'ye, Cici'ye, koş, gel, Cici'ye.